Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar Mahallesi'nde güzel bir villa tanıtacağız. Gayet mantıklı, geniş, teraslı. Terastan da deniz manzarası var. Bitişik nizam müstakil giriş, Kendine ait havuzu bulunan bir villa izleyeceksiniz. İçeride eşyalar var ama eşyalar çok da önemli değil. Fiyatımız da 4 750 bin TL İngiliz'den satılık. Pazarlığı da ufak bir pazarlık olabilir. Girişte hemen sol tarafta bir havuzumuz var. Arkada bir barbekü var onu da gösterelim. Sonrasında içeriye doğru girelim. Havuz tabii ki kış ay olduğu için temizlenmedi temizlenince güzel bir havuz ortaya çıkar. Mozaik kaplamışlar güzel olmuş. Burada da küçük bir çocuk havuzu var. Balkonları çok geniş. Ev gerçekten güzel. Hisar mahallesindeyiz. Caddeye çok yakınız. Markete, restoranta her yere yakınız. Şöyle bir gösterelim burayı da. Bitişik nizam arka tarafta oturanlar var. Burası da satılık. Bence mantıklı bir fiyat. Alınır mı? Bu rakamlara alınır. Sonuç olarak çevremizde böyle geniş bir villa yok. Bu rakamlara yok. Gerçekten güzel bir ev izleyeceksiniz. Bir barbekü yapılmış. Tabii evin içinde biraz masraf var. Bunu girmeden söyleyelim arkadaşlar. Birkaç değişiklikle çok daha güzel bir hale gelecektir. Ama balkonu, odaları çok geniş. Gerçekten güzel bir ev. Böyle geniş bir ev bulmak da çok zor. Bu alanı istediğiniz gibi depo alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Güzel olacaktır. Genel olarak evler Yeni yapılan evler hep küçük metrekarelere sahip imardan dolayı. Bunlar biraz daha eski yapılar olduğu için arkadaşlar daha geniş kullanım alanlarına sahip olabiliyorsunuz burada. Ön cephe olması da çok büyük bir avantaj. Böyle baktığınızda zaten eski İngiliz evlerini andırıyor. Burası da güzel olmuş. Yavaş yavaş içeriye doğru gidelim. Şu geçiş alanı belki bir alüminyum korkuluk yapılabilir. Biri düşmesin diye. Giriş kısmımız burada. Burası yeni geldi tadilat ihtiyacı var ama tadilat yapılırsa da çok güzel bir hale gelecektir. Burada küçük bir yeşil alan var. Orada küçük bir depo alanımız var. Hidroforu oraya yerleştirebilirsiniz isterseniz. 4-5 basamakla giriş kısmına çıkıyorsunuz. Üst taraf saçak oluşturulmuş. Gayet güzel. Evin içine bakalım. Masraf olduğunu söyledim. Tabii masraflar yapılırsa güzelleşir. Şu eşyalar da kalkacak, gidecek. Eşyalar yeni eşyalar gelebilir. Belki bu eşyalar değiştirilebilir. Evde oturan olmadığı için bu şekilde dağınık duruyor. Bizim de toplamaya zamanımız yok. Böyle oval bir pencere yerleştirmişler. Gayet güzel olmuş. Cam korkuluklar dış tarafta. Demirden korkuluk yapmışlar. Sineklikleri de mevcut. Tabii şunlar deri koltuklar. Bunlar iyi aslında. Kullanılır dedim yırtıkmış. Değiştirilir bir şekilde çözülür. Şu kenarlar deri. Şu ortalar kumaş. Bunlar değiştirilir. Burada kırmızı bir koltuğumuz daha var. Bu şekilde bunlar iyiymiş bak. Ama eşyalara bakmıyoruz. Biz genel olarak eve bakalım arkadaşlar. Geniş bir ev, böyle geniş bir ev bulmak çok zor. Şu balkonu da bir gösterelim, özür dilerim. Mutfağı bir gösterelim, sonra balkona çıkalım. İki tane karşılıklı tezgah yapılmış. Dolaplar nasıl? Dolaplara bakalım. Dolaplar iyi durumda. Gerçekten iyi durumda. Bunlarda herhangi bir masraf yok. Şimdi masrafı nereden kısmaya çalışacağımıza bakacağız. Böyle bir ev alırsanız dolapları değiştirmek isterseniz değiştirebilirsiniz ancak bence iyi durumda. Belki kapaklar değişebilir sadece daha farklı bir görüntü ortaya çıksın diye. Şu balkona da bir bakalım. Ev yeni geldi. Farklı bir ev olduğu için tanıtmak istedim. Geniş bir balkonumuz var bu şekilde. Gerçekten güzel bir balkon burası. Yukarıdan da zaten balkonlara bakacağız. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Karşımızda, sağımızda, solumuzda evler yapılıyor. Fiyatlar artık 6.5, 7 milyonlara çıktı. Şöyle bir bakıyorum. İnanın piyasaya arkadaşlar. Bu büyük rakamlara evler satılıyor mu? Satılıyor. 23 milyona girdiğimiz bir ev vardı 2 gün önce. Düşünün kapora sarıldı. Böyle de hızlı gidiyor. Yani birileri alıyor sonuç olarak. Burada su ısıtıcımız var. Çamaşır makinesi burada. Bu şekilde bir lavabomuz mevcut. Eve girdiğimizde kullanmak için ideal. Güzel bir salon mutfak değil mi? Mesela şuradan tamamen ayrılabilir istenirse mutfak. Bu şekilde de bir e design düzenleme yapabilirsiniz ama salon mutfak gerçekten geniş özellikle salon kısmı benim gördüğüm evlerden çok geniş şu an yeni yapılan evlerden çok çok geniş merdivenler de güzel geniş merdivenlerimiz var birazdan göreceksiniz yukarıya doğru çıkalım şimdi yukarıda evin içinde oturan olmadığı için böyle çiviyle bu perdeyi buraya çakmışlar şöyle tutayım iki tane odamız var Geniş odalar bir tanesinde ebeveyn banyosu ve balkon var. Yine geniş. Bu alan da gerçekten geniş. Hemen şuradaki odaya bir bakalım. İki tane tekli yatak bırakılmış. Güzel olmuş. Güzel ama değil mi? Odaların boyutları çok güzel. Mesela böyle geniş evler bulmak zor. Ayrıca doğalgaz tesisat da mevcut bir evde. Tabi şimdi masrafa bakarsak kapılar değişecek. Zemin değişecek. Bunları tabii ki bir masraf olarak değerlendirmek lazım. Ev alacaksınız ama alırken de bunları bir değerlendirmek lazım. Jacuzzi'miz burada temizlenirse bence güzel bir jacuzzi kullanılabilir. Klozetler değişecek. Lavaboya gerek yok ama isteğe göre değiştirilebilir. Ortalama benim gözümde 400-500 bin TL civarında bir rakam çıkıyor. Bir dakika bir şeye bakacağım. Yerden ısıtma varmış galiba burada. Evet garipler yerden ısıtma var. Doğalgaz tesisatı yok. Yerden ısıtma var. Çok güzel. Yerden ısıtma bulmak şaşırttı beni bu evde. Gayet geniş güzel bir odamız da burada var. Çift kişilik yatak karşıya dolap sığdırılmış. Yine burada alarm sistemimiz mevcut. Hemen şöyle banyo lavaboya bir bakalım. Duşa kabinimiz var. Gayet güzel olmuş. Bak duşa kabin zaten yeni yapılmış bunlar. Kullanılır. Maksimum 1-2 yıllık bir duşa kabin Şöyle odayı bir köşeden göstersene. Odayı bir köşeden göster. Dev gibi bir odaya sahip olacaksınız burada. Sonrasında bir de balkona çıkalım, balkona da bakalım, çevreyi de bir gösterelim. Drone uçuramayacağız burada, çevreyi gösterelim çok daha mantıklı olur. Hemen şurada kilim mobilya var, onun arkasındayız. Şurası cadde, yine ön tarafımızda bir e, benzinlik var, geniş bir balkon var. Tabii bu boyaların değişmesi lazım. Boyalar artık ilk boyasıyla duruyor. Mesela yan taraf boyasını değiştirmiş daha önce, burası ilk boyasıyla durduğu için arkadaşlar biraz daha e, bakımı ihtiyacı olan bir ev. Ama genel hatlarıyla baktığımızda bence kullanışlı güzel bir ev olmuş ki yerden ısıtmada büyük bir avantaj yani bu evde. Çok büyük bir avantaj. Maksimum 8-10 yıllık bir ev arkadaşlar bu öyle çok da eski değil. Eski dediğime de bakmayın. Devam edelim yukarıya. Yukarıda da bir tane odamız var, artı geniş bir terasımız var. Birazdan oraya bakacağız. Çokça kanalımızda videomuz mevcut. Ev, arsa gibi ne isterseniz bulabilirsiniz. Böyle bir koridor var yukarı kısımda. Bir tane odamız var, iki tane kapı görüyorsunuz. Şu kapıyı içeriden göstereceğim size şimdi. Eski İngiliz evlerinde gördüğümüz olay burada da var. Şimdi geniş bir oda, gerçekten geniş bir oda. Şu tavanda bir boya düşmüş ama rutubetten nemden değil. Artık boya kendini bırakmış. Yeter artık beni bir salın demiş, kendini aşağı doğru bırakmış. Rutubet nem olsa duvarlarda diz olurdu, duvarlar diz yok. Çatta da herhangi bir problem yok. Artık miyadını doldurmuş burası arkadaşlar. Bu boya değişmesi lazım. Ha şöyle olabilir. Yerlerle boyalar değişebilir. Banyo lavabolara küçük dokunuşlar yapılabilir. Kapılar değişebilir. En iyi kapı 10 bin lira şu an. En güzeli, en iyisi 10.000 TL. Şimdi burada da bir ebeveyn banyomuz var. Böyle bir tekne yerleştirmişler. Bu kapıyı açıp buradan koridor kısmına da geçebiliyorsunuz. Eski İngiliz evlerinde genelde olurdu bu. Bir tane ortak banyo lavabo koyarlardı. İki odadan da oraya geçiş olurdu. Bu şekilde de kullanılabilirdi. Yani bu tarzda da kullanabilirsiniz. Sen orada bir şeye çarptın. Devam edelim. Şimdi bu kapıyı açtığımızda göstereceğim size. Yine banyo lavabo gözüküyor. Şöyle bir zorlayarak açacağım bu kapıyı. Bu şekilde banyo lavabo gözüküyor arkadaşlar. Şimdi geldik teras kısmına. Terası göstermeden önce şurada bir Böyle bir depo alanımız var. Devam ediyor. Geniş bir depo alanı var. Burayı da istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Şimdi gelelim teras kısmına. Terasımız güzel. Bakar mısınız? Üst taraf zaten ahşaptan güzel bir güneş güneşten korumak için bir koruyucu yapılmış. Bodrum beziyle kapatılabilir ya da farklı bir sistemle tamamen kapatılıp burası değerlendirilebilir ki kocaman bir alana sahip olacaksınız. Buradan denizde ben görüyorum ama kameradan bunu göstermek çok zor. 4 milyon 750 bin TL. Rakam bana uygun geldiği için tanıtımını yaptım. Tabii ki masrafı da var. Bunu da söylüyoruz arkadaşlar. Burası market, restoranda çok yakın sonuç olarak. Dediğim merkeze yakın bir ev sahibi olacaksınız. Ve daire parasına sahip olacaksınız. Ufak ufak masraflar yapılabilir. Yani hemen bütün masrafları yapayım demektense mesela zemin değişir, boya değişir, oturursunuz. ilerleyen zamanda banyo lavabolar ya da mutfaklar değişebilir. Zamanla yapılabilir ki zaten değerli bir bölgedeyiz. Arsası da güzel. Ön cephe olması çok büyük bir avantaj. Kendine ait havuzu var. Merkeze de yakın, markete de yakın, restoranta da yakın. Güzel bir bölgedeyiz. Mavişehir Denizi'nde buradan net bir şekilde ben görebiliyorum. Kameradan göstermek biraz zor olacak. Sürçülisan ettiysek affedin. Kendinize çok iyi bakın. 4.750.000 TL İngiliz'den güzel bir ev gezdik.